Hadi. Akşam gayet sakin de hava. Yani aklımıza gelmedi yani böyle bir sel olacağı. Muhtemelen dağlara yağan yağmurun fazlalığı sebebiyle, Satranbolu'ya o kadar fazla yağmur yağmadı ama deremizde taşkın meydana gelmiş. Masa ve sandalyelerimiz nereye götürdü? Onlar yine başka bir hasarımız yok çok şükür. Dükkanlar su basmış mı? Yok, dükkanlarda bir sıkıntımız yok. Binalar yüksekte. Sadece dere kenarındaki masa sandalyelerimizde kayıplarımız var. Başka bir sıkıntımız yok. Can kaybımız yok. Neredeyse 3-4 metreye kadar insanlar oturabiliyordu. Şu anda yaklaşmak imkansız. Evet. Tehlikeli. Daha da yükseliyor. Onun için kurtarabildiğimiz malzemeleri alıyoruz. Daha yukarıya alıyoruz. Binalara zarar verir mi onu bilemiyorum. Şu anda daha da yükselecek mi bir bilgimiz yok. Köprü tehlike altında. O da gidebilir yani. Peki. Görüntü itibariyle daha da yükselir, çok da alabilir. Sabah geldiğinizde mi fark ettiniz orayı? Yok, haber verdiler. Haber verdik, neler üzerine geldik. Bu vaziyette bulunduk. Bahçeci, mağaranın işletmeciliğini yapıyorum. Dün gece saat 12 çeyrek civarında bir ani su baskını, daha doğrusu yağmur, şiddetli yağış başladı. Gece 3 civarında da ani su baskını. Bu dere normalde aktif bir dere değil. Su akan bir dere değil. 4-5 yılda akan bir dereydi ama debisine göre akardı. Çok fazla akmazdı. Hatta şurada da belli olduğu üzere yolu falan parkeleri tamamen kopartıp 60 derecede mağaraya girişler hiçbir şekilde imkansız. Aşağıya kadar biz bentler kurduk. Suyun yönünü değiştirebilmek amacıyla dere yatağına doğru bentler sayesinde sulu şey yaptık. Şu anda biraz daha debisi düşmüş durumda. Biraz daha su azalmış durumda. Ama çok daha yüksekti, çok daha şiddetliydi suyun akışı. Yok, şu anda yasaklandı. Herhangi bir giriş çıkış yok mağaraya. Bakalım, İl Öze İdaresi sağ olsun, valilik gerekli işlemleri başlattı. AFAD sizinle aynı şekilde sağ olsun. İtfaiye ekiplerini bekliyoruz. İtfaiye ekipleriyle yolu temizleyeceğiz. Suyun debisi azaldığı takdirde tekrardan bu yolu inşa edip tekrardan mağaraya girişleri vereceğiz. Ama şu anda mağaraya girişlerimiz imkansız durumda. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
buraya sabah 8.30-9 civarında geldik. 8, yani 9'u geçmiyor bir geldiğimizde. Arabadan inemedim. Her taraf seldi çünkü. Zar zor arabadan indik. Hani hemen bot giydik, ayakkabılarımızı çıkarttık. Her taraf su götürüyordu, su aktarıyordu. Daha sonra buraya girdim. Burası daha fazla çamurdu. Hani şuraları falan çekebildiğimiz kadar çektik ama tekrar yağmur yağdığı için yine aynı hale geldi. Mutfak tarafında elektrikleri açamadık kablolar yanmasın diye. Su kesintisi sorunu yaşadık, elektrik sorunu yaşadık. Mutfak tarafı yine çekmeye çalıştık. Hani elimizden geldiğince şeyler yapmaya çalıştık. Çamur reyonları, üst taraftaki reyonların hepsi o şekildeydi. Mağaranın girişi çok daha kötüydü. Safranbolu'da Tarihi Çarşı bölgesinin güney alt kısmında bulunan Tabakhane bölgesindeyiz. Burada uç kısımlarda ailesel, bireysel tarımın yapıldığı alanların da su altında kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Su seviyesi biraz düşmeye başladı.